Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda hep birlikte bu konuları ele alacağız. Öncelikle sandık kurulu üyesi ve müşahit arasındaki farklara bakalım. Sandık kurulu üyesi kimdir, ne iş yapar? Sandık kurulu üyeleri seçim günü sandık kurulu başkanı ile birlikte seçim iş ve işlemlerini yürütürler. İlçe seçim kurulları tarafından resmi olarak görevlendirilirler. Müşahit kimdir, ne iş yapar? Oy verme günü sandık kurulları tarafından yapılan iş ve işlemleri takip eden kişilerdir. Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler veya bağımsız adaylar tarafından görevlendirilirler. Şikayet ve itiraz hakkına sahiptirler. Kısacası sandık kurulu üyesi işi yapar, müşahit ise takip eder. Sandık kurulları nasıl oluşur? Sandık kurulu bir başkan ve 6 üyeden oluşur. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesi ilçede görev yapan memurlar arasından kura ile seçilir. Diğer üyeler o ilçede teşkilatı bulunan ve o ilçede son milletvekili seçiminde en çok oy alan 5 siyasi partinin belirlediği kişilerdir. Sandık kurulu 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 7'de sandık başında toplanır. Gelmeyen sandık kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler getirilir. Sandık kurulu üyelerinin sayısı 4'ten aşağı düşer ise sandık kurulu başkanı orada mevcut bulunan seçmenlerden birini sandık kurulu üyesi olarak belirler. Sandık kurulu üyelerimiz haklarını kaybetmemek için en geç saat 6.30'da sandık başında bulunmalıdır. Müşahitlerimiz ise en geç saat 7'de sandık başında hazır bulunmalı. Eksik sandık kurulu üyesi bulunması halinde sandık kurulu üyeliğine talip olmalıdırlar. Sandık kurulunun yapacağı ilk işler nelerdir? Sandık kurulu göreve başlamadan önce ilk iş olarak ant içer. Sandığı yerleştirir, kapalı oy verme yerini hazırlar. YSK tarafından paketlenerek üzeri mühürlenmiş oy pusulası paketini açar. Tümünü sayar. Filigranlı kağıttan üretilmiş her bir oy pusulasının arkasını sandık kurulu mührü ile mühürler. Mühürlendiğini tutanak defterine geçirir. Daha sonra üzeri YSK tarafından mühürlenmiş zarf paketini açar. Zarflar sarı renkte olup üzerlerinde YSK amblemi ve ilçe seçim kurulunun mührü bulunur. Sandık kurulu bu zarfları sayar. Her birinin arkasını sandık kurulu mührü ile mühürler ve mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir. Sandık çevresi nedir? Sandık çevresi, oy sandığının konulduğu ve sandık kurulunun görev yaptığı oda, sınıf veya bölümdür. Sandık çevresinde sandık kurulu başkanı, sandık kurulu üyeleri, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler, sandıkta görevli müşahitler, seçim kurullarınca görevlendirilen bina sorumluları, itiraza yetkili kişiler, adaylar ve medya mensupları bulunabilirler. Sandık çevresinde düzen nasıl sağlanır ve sandık çevresine uyulması gereken kurallar nelerdir? Sandık başında düzeni bozan kişiler, sandık başkanı ya da kurul tarafından uyarılır. Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullananlar aynı şekilde derhal uzaklaştırılır. Yapılan yeni yasal düzenleme ile seçmenlere de ihbar yolu ile kolluk gücü çağırma hakkı verilmiştir. Bu hakkın suistimal edilmemesine dikkat ediniz. Sandık başında cebir, şiddet veya tehdit yoksa seçmen kolluk gücüne ihbarda bulunamaz. Çağrı veya ihbar ile sandık çevresine gelen kolluk güçleri başkanın talebine ya da kurulun kararına uymak zorundadır. Kolluk gücü çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalkınca derhal sandık çevresinden ayrılmak zorundadır. Seçimin güvenliğini sağlamakla yükümlü kolluk güçleri dışında özel güvenlik görevlileri, belediye zabıtaları gibi görevliler de dahil olmak üzere resmi üniforma ve silah taşıyan kişiler sandığın konulduğu bina ve müştemilatına giremez. Müştemilat dediğimiz sandığın konulduğu bina, binanın bahçesi ve bu binanın bahçesinde bulunan tüm yapıları ifade eder. Sandığın konulduğu bina ve müştemilatında propaganda yasağı vardır. Bu alanda hiç kimse Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler veya bağımsız milletvekili adaylarına ait rozet, amblem veya propaganda amacı taşıyan yayınlar bulunduramazlar. Yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamazlar. Buna uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılır.
Propaganda yasağını ihlal edenleri hemen sandık başkanına bildirelim. Bu kişilerin sandığın konulduğu bina ve çevresinden uzaklaştırılmasını talep edelim. Sevgili arkadaşlar, bu eğitim videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Sandığa hep birlikte sahip çıkacağız ve bizler kazanacağız.